Arkadaşlar merhaba. Ben Halim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Videoları çekemiyorum belli bir süreden beri. Yavaş yavaş tekrar başlayacağız. Ayrıyetten arkadaşlar bir şey soracağım. Artık benim aklıma neyle ilgili video çekeceğim inanın gelmiyor. Siz yorumlara yazarsanız abi şununla ilgili video çek diye lütfen bana söyleyin ben de ona göre videolar çekeyim size. Yoksa ben hiçbir türlü bulamıyorum. Ayrıyetten şimdi konuya geçmeden önce kanalıma abone olursanız, bildirim çanını açarsanız çok sevinirim, mutlu olurum. Ayrıyetten yorum yaparsanız beğenmeyi de unutmayın. Ve beni sosyal medya hesaplarımdan Instagram'dan halim.altankingav ve Salon Halim Kingav official olarak takip ederseniz çok ama çok memnun olurum. Dediğim gibi bana yapılması gereken videolar varsa lütfen söyleyin ben de ona göre çekip atayım. Çünkü artık inanın aklıma hiçbir video gelmemeye başladı. Hani ne çeksem diye artık iyice saçmaladım. Saçmalamaya başlıyorum çünkü. Evet. Daha fazla konuyu uzatmadan bugün bu sadece böyle bir bilgilendirme videosu. Neyin bilgilendirmesi diyeceksiniz? Evet, bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar, bugün Eurostar kanalıyla Star TV'nin yurt dışı kanalı var ya Eurostar. Eurostar kanalıyla bir röportaj gerçekleştirdim. Bir 3-5 dakikalık bir video oldu. Kanaldan geldiler. İşte meslekle ilgili bazı konulardan bahsettik. 3-5 dakikalık kısa böyle hoş sohbet muhabbet tarzında bir video gerçekleşti. Bununla ilgili konuşma yapıyorum. Bunu YouTube kanalında Eurostar'ın Başarı Saati adlı bir kanalı var. Oraya üye olursanız oraya yakın bir zamanda video düşecek. Ayrıyetten videom bir 10 gün içinde galiba ya da bir hafta ya da belki bu hafta sonu belli de olmayabilir. Bu hafta sonu veya 10-15 gün içerisinde Eurostar'ın Başarı Saati adlı programı var. Orada da paylaşılacak. Yani çok değişik bir duygu aslına bakarsanız. Hiç beklemediğim bir yerden böyle bir şey geldi. Dükkana geldiler, muhabbet ettik. Sohbet ettik işte hedeflerimizden bahsettim. Hedeflerimi sordular. Onlarla ilgili. Ve benim YouTube kanalımın olması ayrıyetten bir dezavantaj oldu bana. Ay pardon, dezavantaj diyorum, avantaj oldu bana. Neden? Çünkü beni buradan bulmuşlar. İyi de oldu. Aslına bakarsanız mutluyum da. Hani ilk defa böyle bir televizyona çıkacağım. Ha, televizyona tabii şahsım olarak çıkmıyorum ama video olarak, görüntü olarak çıkacağım. Güzel oldu. Çok hoş bir an da geçirdik aslına bakarsanız. Ya beğenmedim değil yani. Çok iyi oldu. Ve bu sevincimi de sizlerle de paylaşmak istedim. Ya daha fazla ne bir söyleyeyim ki Allah aşkına. Zaten 3-5 dakikalık bir video çektim. Zaten bu da kısa bir video. Sadece böyle bir bilgilendirme amacıyla. Beni desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bunlar hep sizlerin sayesinde oluyor çünkü siz beni izlediğiniz zaman, ben ön plana çıktığım zaman işte bazı kanallar da beni görüyor. Onlar da benimle röportaj yapmak için işte bulunduğum yere geliyorlar. Geldiler. Arkasından da TV 8.5 aradı. Onunla da herhalde daha ilerleyen bir zamanda TV 8.5'ta da çıkabilirim. Ama şu an değil. Daha ilerleyen bir süre geçsin, belli bir süre. Şimdi hemen bir gün arkayla öyle kanallara hemen geçiş yapmayalım bence. Belli bir süre geçsin ondan sonra. Sizin izlemeleriniz sayesinde, beğenmeleriniz, yorumlarınız sayesinde bazı şeyler oluyor. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Kalbinize, yüreğinize sağlık. Gözlerinize sağlık. Kanalımı arkadaş çevrenize söylemeyi unutmazsanız, kanalımı yükseltmeye devam etmeme yardımcı olursanız çok teşekkür ederim. Çok iyi olur. Valla ben bazen böyle kelimelerde tıkanıyorum değil mi? Ama oluyor işte, yapacak bir şey yok. Neyse, daha da fazla uzatmayalım konuyu isterseniz. Hepinizin yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi beni sosyal medya hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.